Gıda fiyatları bütün dünyada yüksek diye başladı. Ne dersiniz? Kim haklı? Ya şimdi ekonomi ne durumda, iyi mi kötü mü? Bunu konuşmak kadar absürt bir durum yok. Herkes, bu stüdyodaki herkes ve bizi izleyen milyonlar her şeyin farkında. Nereden nereye geldiğimizin de farkında. AK Parti'nin 2002'den bu yana getirdiği ekonomi, siyaset, dış politika bunları da görüyor insanlar. Yani AK Parti'nin nereden alıp, hangi sorunları alıp, nerelere taşıdığını, nasıl çözerek geldiğini, sonra bir noktadan sonra nasıl tırnak içine alalım, çuvallamaya başladığını amiyane tabirle herkes görüyor zaten. Şimdi Ali Bey dedi ki 2018'de işte Rahip Brunson krizi var, işte 2020 Mart pandemi var. Ya AK Parti iktidara geldiğinde 2001 krizin üzerinde geldi. 2002'nin Kasım'ında. 2008. 2003'te neler yaşandı? 2003'te, 2005'te darbe girişimleri var. 2005'te, 2003'te Mart ayında 1 Mart'ta büyük bir 1 Mart krizi var. Amerika ile o zamana kadar yaşanan en büyük krizlerden birisi var. 2007'de muhtıra yemiş bir hükümet. 27 Nisan bildirisi bir muhtıradır. 2008 Mart'ında kapatma davası yaşamış bir hükümet. Direkten döndü bir oyla falan hani. 2009'da küresel kriz yaşamış. AK Parti %34 ile geldi. Bu krizlerle mücadele ede ede yürüdü. 2011'lere geldiğinde işte 47, 49, 34, 47, 49 gibi oylarla iktidarda kaldı. Çok büyük işlerdi bunlar. Çok büyük krizlerdi bunlar. Siyasal krizlerdi. Küresellik var bunun içerideki vesayet döneminin izleri, mücadeleler. Hayır, hep ne sıkıntı var? Hep içerideki krizler bunlar Gürkan Bey. Bakın şu anda 2009 yaşanan krizi küresel bir krizdir. Bunun üstünde 2009 ağır bir küresel krizdir. Süreç. Teğet geçecek demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Ay, gerçekten teğet de teğet geçti. Evet. Şimdi bunlar bir parti için kapatma davası öyle normal bir dava değildir. 2008'lere döndüğümüzde 2008 Mart ayında o Anayasa Mahkemesi kararının kapatılacak mı kapatılmayacak mı kararının nasıl beklendiğini biz haber merkezlerinde dakika dakika saniye saniye eminim AK Parti Genel Merkezi'nde de sizler yüreğinizde kadar uyuyamadılar. Hissederek kadar. Yaşadınız. Yani öyle ağır krizlerdi benim bunlar. Benim mensup olduğum partiler iki sefer kapatıldı Gürkan Bey. Tamam. Biz AK Parti de kapatılmanın eşiğinden döndü bir oyla. Ve laikliğe karşı eylemlerin odağı diye bir karar bile çıktı. Yani bir sürü büyük krizler yaşandı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu krizleri AK Parti akılla, mantıkla, rasyonaliteyle aşmayı bildi. Aşmayı bildi. AK Parti'nin aşamayacağı krizler de yaşanıyor değil bugün de. Ama AK Parti o eski AK Parti değil. Sorun orada. Asıl sorun orada. Belki bizim asıl endişelenmemiz gereken, Türkiye adına söylüyorum, asıl mesele diye görmemiz gereken şey iki tane. Bir, bu meseleleri, bu krizleri aşabilmiş olan AK Parti bugün karşı karşıya kaldığı benzer tabloları aşma kabiliyeti de, yani sorun çözme yeteneğini kaybetmiş durumda. Bir, ve o sebeple böyle ekonomi gibi bir alanda zecri tedbirlere, işte marketlere, süpermarketlere, AVM'lere, şuraya buraya işte müfettiş göndermek, zabıta göndermek, işte bin market falan. Yani kök sorun diye bir kavram vardır. Kök sorun nedir? Kök sorun marketin daha fazla kar etme şabası, şusu busu diye ki hepimiz biliyoruz kök sorunun ne olduğunu. Girdi maliyetleri artıyor. Girdi maliyetleri neden artıyor? Kur yüzünden artıyor. Ekonomist değiliz ama bu kadarını aklımız eriyor. Girdi maliyetleri ve kur diye bir sorun var. Yunus Bey anlattı yani nereden nereye geldiğini kurun. Hem de çok kısa bir sürede ikiye üçe katlanan kur hikayelerinin bir izahı var, bir mantığı var. Ve Serkan Bey'in sözünü ettiği gibi hukuk güvenliği öyle soyut bir kavram değildir. Hukuk güvenliği, şeffaf yönetim ve liyakat üzerine yapacağınız atamalar soyut kavramlar değildir. Ekonomi bunlar üzerinde ayakta durur. Hele Türkiye gibi ekonomi. Bakın dünyada büyük bir para var. AK Parti iktidara geldiği yıllarda da büyük bir para vardı. Yabancı yatırımcıyla giriyordu. Alakalı. Hukuk sıcak güvenliği para olarak olmadığı giriyordu. İçin gelmiyor diyor. Doğrudan sermaye olarak da giriyordu. 2007 senesinde bütün Cumhuriyet tarihinde girmemiş bir para. 22 milyar dolar girdi Türkiye'ye. Nasıl girdi zannediyorsunuz? Bu güvenle, bu şeffaflıkla, bu rasyoneliteyle girdi. Bu sene giren para, 2020'de giren para ne kadardır? Doğrudan sermaye sıcak sıfır. Sıfır. Türkiye gibi dinamik bir ülkeye çıkan, sıfır. Çıkan para da 800 milyon dolar civarında. 1 milyar dolar yakın para çıktı. Türkler girip dışarıya gitti. Bu da ilk defa oluyor. İlk defa. Şimdi bunları biz görmeyelim mi yani? Bakın diyoruz ki AK Parti
çok iyi bir performans sergileyerek bir yerden bir yere geldi. Tamamen bu durmuş olmasının etkisi yok dönmüyor. Mudur bunlar? Neyin? Uluslararası ticaretin yerli pandemi sebebiyle tamamen durması. Yerli yatırımcılar dışarıda yatırım durması yapıyor Serkan Bey. Bakın, Türkiye'den dışarıya para gidiyor. Liyakat ve şeffaflık yani. Bir söz... yana hukuk güvenliği dediğiniz konu da evet. Yabancı yatırımcı tahkim şartıyla buraya geldiği ortamda hukuk güvenliği cümlesi olmadı. Liyakat, şimdi sizin borsanıza geliyor, ayrı para cümle, yatırıyor, başka hukuk güvenliği ayrı bir cümle. Sadece tahkim değil yani. Üç ayaklı bir iş. Hukuk güvenliğini de yaratacaksınız, şeffaflığı da, liyakati de yaratacaksınız. Bu üçünü yaratabilen bir siyasi hareket bugün artık bu üçünün hiçbirini yaratamıyor. Tablo da ortada. Millet de her şeyi görüyor. Bugün Haymanalı çiftçinin beyefendiye aktardığı şey kadar gerçek bir şey olamaz. Artık herhangi bir şey konuşmaya gerek yok. Şimdi burada konuşurken de gübre fiyatlarının tekrar güncellendiğini söylüyorlar. Bir son Ali Bey'e söyleyeceğim. Son iki şey. Bir, geçtiğimiz yayınlarda da konuşmuştuk bunu. 2002-2007 performansının karnesini bu millet AK Parti yeniden iktidara getirerek vermiştir. 2007-2011'i de vermiştir 2011'de. 15'in, 18'in oradaki performansların, başarılı performanslarının karşılığını AK Parti seçimlerde yeniden tek başına iktidara gelerek almıştır. Dolayısıyla bize 2002'den 2020'ye böyle bir hikaye anlatılmasın. Millet onların karşılığını verdi. Şimdi 2018-2023'ü göreceğiz bakalım. Bir. İkincisi de şunu. 2018'de de verdi bu mantıkla. Evet. 2000, işte, bir dakika. Tabii, 2018 bir dakika. Ne dediği anlaşılmadı Ali Ercoşkun'un? Duyalım tekrar. Neden anlaşılmasın dediniz? Neden bu anlatılmasından rahatsızlık duyuyor Gürkan Bey? Tabii ki bir kıyaslama yapacağız ki elde edilen hani gelinen noktayı ortaya koyacağız. Tamam. Kıyaslama yapmadan gelinen noktayı nasıl ortaya koyabiliriz? 2002'den şunu yaparsanız yanlış yapın tabii. Gayet sağlıklı ve doğru da bir şeydir ama 2002'deki tabloyu alıp 2020'de şuraya getirdik dediğinizde sanki biz 2002'ye bakarak 2020'ye oy verecekmişiz, insanlar oy verecekmiş gibi bakmazlar. Siz 2018'den sonra aldığınız yetki üzerinden 2023'te bir oy alacaksınız. 2002'den sonra değil. Evet. 2002-2020 evet, arasında da gelince Türkiye'de şunu anlamak lazım. Biz Ankara'da senelerce bu Süleyman Demirel'den bunu dinledik. Şuradan şuraya geldik, burada 1970'lerde hatta. İşte Türkiye şuradan şuraya geldi. İşte 300 dolardan 1000 dolara geldi. Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda şuyduk da ondan sonra buraya geldik. Milli gelirde, ihracatta falan. Orada da ölçü mukayeseli bir bakmak gerekir. Mukayeseyle bu değerlendirmeyi yapmak gerekir. Milletin bunu bilmesi lazım. Peki biz buradan buraya geldik de bizimle, bize yakın ülkeler nereden nereye geldi? Mesela İtalya nereden nereye geldi? Mesela tamam. İspanya nereden nereye geldi? Tamam. Portekiz nereden nereye geldi? Hadi bakalım. Şimdi geçtim şu son evet. Dönemde bakacaksak Romanya, Bulgaristan gibi Türkiye ile kıyas kabil olmayan evet. Çok daha geri ekonomik olarak da siyasi olarak da ülkeler nereden nereye geldi? Ben size söyleyeyim. Bu ölçülere baktığımız zaman bir değerlendirme anlamlı bir olur. Yoksa biz burada tabii ki ileriye doğru gidiliyor. Bir sürü konuda ileriye doğru gidiliyor ama ne kadar gidiliyor? Sonuçta bir dünya ekonomi pastasından aldığımız pay. 1920'lerde, 40'larda, 60'larda neydi? AK Parti iktidara geldiğinde neydi? Bugün nedir? Eğer anlamlı bir fark varsa Türkiye'nin lehinde takdir edelim bakalım ama bizimle nüfus, ekonomik güç, işte kapasite, potansiyel olarak yakın ülkelerin performanslarını da görmeden biz şuradan şuraya geldi diye konuşmak çok anlamlı değil. Bu kadar. Peki, çok teşekkürler.